babam gelene kadar ben burada kalırım. Anne saçmalama ya, senin bir akraban falan yok mu, onlarda kalsan? Bir teyzem vardı, o da beni istemiyor evinde. Ama bak sen böyle yerlere alışık değilsin. Ne bileyim, sana bir ev tutalım mesela. Yok canım, ne gerek var? Zaten doktorlar derin durumu bir iki hafta içinde belli olur demişti. Bir bilemedin, iki ay içinde gelir kızım. Zaten param yok. Şu yüzüğüm var ama bunu da satamam. Sedat geldiğinde öğrenirse çok alınır. Otele kocam geldiğinde öderim desem kabul etmezler mi? Bilmiyorum ki. Neyse, şimdi bunları düşünemeyeceğim. Derinden başka bir şey düşünecek halim yok. Ben senin yerine düşünürüm anne. Sen merak etme. Hocam bizi ihbar etmeyin lütfen. Söylemeyin kimseye burada olduğumuzu. Söylemeyeceğim. Siz kendiniz döneceksiniz evlerinize. Tamam mı? Ben o adamın olduğu eve dönmem hocam. Eylül, bir çözüm bulacağız ama böyle değil. Evden kaçarak değil. Anlıyor musunuz beni? Ne zaman? Kaç gün o pislikle aynı evde yaşamak zorundayım? Hocam olmaz. Eğer yerimizi söylerseniz yine kaçarız. Gerekirse başka şehre gideriz. Aynen. Hiç kimsenin olamayacağı bir yere gideriz hocam. Size söz verdim. Söylemeyeceğim dedim. Tamam, söylemeyeceğim. Ama şimdi siz de bana söz vereceksiniz. Buradan ayrılmayacaksınız. Feride bir yolunu bulup seni yurda geri alacak. Ama eğer kaçarsanız bunu yapamaz. Siz de bize yardımcı olacaksınız. Tamam mı? Anlaştık mı? Tamam hocam. Arayacağım sizi. Siz de Songül'le yurda dönün. Geç oldu. Tamam hocam.